Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir eşleşme yaptık arkadaşlar. Takipçilerimizden bir tanesinin bu gri dişiyi mavi jumbo kırığına atmamızı söylemişti. Onun önerisini dinleyip bir kez deneyelim dedik. Şu an hemen videoya başlamadan önce bunları eşe attım. Dişiyi attım erkeğimizin yanına. Biraz şöyle bir iki dakika onları bir gözlemleyelim. Ondan sonra diğer kuşlarımızı gösterelim. Yine bugün yine bir üzücü haberim daha olacak sizler için. Ben gerçekten çok üzüldüm. Birazdan o konuya da değineceğim arkadaşlar. Şu an jumbomuz kurlarını yapıyor. Dişi de erkek de her ikisi de kafa tüylerini kabartıyorlar arkadaşlar. Çok yakından çekmek istemiyorum. Erkeğimiz alıştım yakın çekim ama dişimizin ilk çiftleşmesi olacağı için eğer olursa o alışkın olmadığı için çok fazla yaklaşamıyorum. Rahatsız etmeyeceğim. Şöyle uzaktan 1-2 dakika bir gözlemleyelim. Dişi şu an yuva ağzına bakıyor. Yuvaya bakıyor. Büyük ihtimal bir yuvayı kontrol edecek. Yuvayı kabullenmesi lazım ilk etapta. Sanırım mavi jumbo'yu yani eş olarak kabul etti gibi hissediyorum ben. Umarım devamı gelir. O jumbo'dan kaçmaz zaten, biliyorsunuz jumbo kırığı erkeğimizden, mavimizden. Ondan kaçmaz. Sadece o yeşil dişi vardı. Onu şu an tosunumun yanına attım. Tosunum ona kur yapıyor. Ama yeşilde herhangi bir gelişme var mı yok mu olacağını da zannetmiyorum. O kuş çok durgun. Geldiği günden itibaren hiçbir erkekle anlaşamadı, biliyorsunuz arkadaşlar. Neyse, ben üzücü haberimizden bahsedeyim. Buradaki mavi kuşumuz bayağı bir durumu kötüye gitmeye başladı. O kadar ilaç takviyesi yapıyorum. Kendisi beslenemiyor, ben besliyorum. Bir de yanına bu gri kuşumuzu atmak zorunda kaldım. Bu da aynı durumda. Bu kursak mantarı oldu arkadaşlar. Yediği yemi kusuyor. Benim verdiğim mamayı kusuyordu. Dünden beri bu da böyle. Altlarını temiz tutuyorum sürekli. Şu an mavinin durumu daha kötü gibi geliyor. Gri'nin yüzündeki şeyler... ilaç katıyorum mamalarına, mama yediriyorum. Kendileri beslenmiyor arkadaşlar. Şu an iki hasta kuşum var. Hastalıkla savaşan. Tekrar bakalım. Kuşlarımıza çiftleşme olacak gibi hissediyorum. İnşallah olur. Bu arada gri kuşumuzun ayağı baya düzelmeye başladı. Şöyle yakın çekim yapalım. Şu an ayağını yukarı kaldırıyor. Elimi aldığım zaman ayağını hareket ettiriyor. Nasıl diyeyim, bileğine kadar, hemen hemen bileğine kadar his gelmeye başladı arkadaşlar. Şu an parmaklarımda his yok sadece. Ayağını hareket ettiriyor ama aşağı yukarı sağa sola kaldırıyor. Bu iyileşme gösterdi çok şükür. Allah'ıma şükürler olsun. Bunun durumu iyiye gidiyor arkadaşlar. Şuradaki yavrularımızı göstermek istiyorum. Texas'ımızın. Ben aslında temizlik yapacaktım. Bugün bayağı bir temizlik yapacaktım. Çamaşır sulu, sirkeli. Ama misafir gelecekmiş. O yüzden temizliği erteledim. Bu bebeğim gri geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle gösterelim. Bu bebeğim gri geliyor. Bu bebeğin da mı gri geliyor? Bu da gri geliyor. Kuyruğu gri, evet. Bu da gri geliyor arkadaşlar. Artık vücut tüyleri nasıl olur bilmiyorum. Şu bebeğin farklı olması lazım. Gel bakayım, bu mavili geliyor arkadaşlar. Bunlar Texas'ımızın yavruları. Bunun kuyruğunda mavi var. Evet, bu mavi geliyor arkadaşlar. Bu değişik oluyor. Diğer iki kardeşinden. Bu
2 numara mı 3 numara mı bilemedim şu an. Şuna bakalım. Tamam çok kızım. Bu kuşum da mavili geliyor arkadaşlar. Bunun mavili mi yeşilli gibi geliyor. Belki bu babasına benzeyebilir bilmiyorum. Bu değişik geliyor. Kuyruğu yeşilli gibi, mavili gibi farklı renkleri var bunda. Bırak annem ellerimi. Bu arada aşağıya eş attığım kuşlara da bakıyorum. Şu an kurulaşmaları devam ediyor. Gri kuşlar. Bebeğimi bir alayım. Ben bunun rengini henüz bilemedim. En küçük, yuvanın en küçük bebeği bu zaten biliyorsunuz. Henüz onun rengini bilemedim arkadaşlar. Ama iki tane gri kuşumuz geliyor. Bir tane mavi geliyor. Bir tane de böyle yeşilli gibi sanki babasının tüylerine benzeyen bir renkte geliyor bir kuşumuz. Hemen Japon kuşlarımızın yavrularına bakalım. Bu hasta kuşlarım az önce sinekte duruyorlardı. Ben yanlarına yaklaşınca yere kaçıyorlar arkadaşlar. Annem, siz de kadar çirkin oldunuz. Ben sizi şöyle şeye alayım. Kanepenin üzerine alayım, orada göstereyim hemen. Sakın atlamaya kalkmayın. Dün sabah bunların yanına geldiğimde ben kafeslerini direkt zaten hemen bunların kafeslerini kontrol ediyorum arkadaşlar ve nasıl bir manzarayla karşılaştım. Bu sarı kuşum ve şu mor kuşum, mor Japones yavrum, ikisi yuvadan atlamışlar. Bu da mor oluyor arkadaşlar, kuyruğu sarılı morlu. Bu çok güzel bir yavru, Allah'ım nazarlardan saklasın. Bu ikisi yuvadan atlamışlar arkadaşlar ve bu mor kuşumun yerdeki ızgaranın arasına kafası girmiş. Geldiğimde o şekilde buldum. Neyse ki kurtardık çok şükür. Dikkatli bir şekilde onu oradan çıkartıp tekrar yuvasına attık arkadaşlar. Şu biri anneye benziyor bunun, biri de babaya benziyor tahminimce. Sadece şu ikisi farklı geldi. Ama hepsi birbirinden çok güzel. Şu da mor, bu da mı mor geliyor sanki? Bu da bir değişik geliyor. Bu da morlu gibi geliyor sanki arkadaşlar. Dikkatlice yavrularımızı yere düşürmeden hemen kafesin ağzını, şey yuvanın ağzını da açık bırakmışız. İyi ki anne baba çıkıp uçmaya kalkmadılar. Evet. Hemen yuvamızın ağzını kapatalım. Evet. Burada kurulaşmalar devam ediyordu. Ben yaklaşınca biraz birbirlerinden ayrıldılar. Bunlar büyük ihtimal kitleşirler. Umudu var içinde bilmiyorum niyeyse. Oğlum biliyorsunuz bayağı baskın bir erkek. Buradan hemen kuşlarımızı gösterelim bir hızlıca. Bu yavrumun, bu bebeşimin yumurtaları. 5 tane yumurtası var. Bunların 4 tanesi dolu. Doluluk oranlarına baktım. Bir tanesi boş arkadaşlar. Bugün bu oğlum da bayağı bir hareketli. Çiftleşmek istiyor. Bayağı kur yapıyor. İnşallah o da dişinin gönlünü yapar diyelim. Evet, buraya o yeşil kızımızı attık arkadaşlar. Bunları da ayıracağım arkadaşlar. Çünkü bir yumurtası vardı biliyorsunuz. Onu yeniden kırdı bu. Bunları tekrar ayıracağım. Bu da DF kuşum ve eşi. Evet, ikinci yumurtamız gelmişti. Burada iki yumurtamız var arkadaşlar. Bu taraftaki kuşlarımda yumurta henüz yok. Albinomuza bakalım, hemen şuradan geçiş yapalım. Albinomuzun da iki yumurtası var arkadaşlar. Yumurta sıkışan kuşumuz şu an yuvada. Ne yapıyor acaba? Sakın yumurtlamaya kalkma, gebertirim seni. Yumurtası yok. Beni gördüğü için kaçmış olabilir yuvaya. Saklanmıştır büyük ihtimal. Papağanımız yukarıda arkadaşlar. Bunların bir yumurtası vardı. Selçuk yatıyordu. Bakalım yumurta duruyor mu? Evet, bir yumurtamız duruyor hala.
Dişi yatmıyor arkadaşlar buradaki yumurtaya. Erkek yatıyor. Burada da 3 papağan yavrumuz var. Bir temizlik yapacağım. Bütün yuvaları da temizleyeceğim arkadaşlar. Burada benim pet oğlum, kremiyor dişim. Bunların araları çok güzel. Bunların yuvası boş. Bunlar da burada kendi kendilerine eş seçtiler büyük ihtimal. Ama henüz yuva takmayı düşünmüyorum. Evet, burada iki kuşum vardı. İkisi de hastalandı. Onları ayırdım biliyorsunuz. Burada iki kuş noktay şu an. Umarım bunlarda bir şey olmaz. Ama korktuğum bir kuş varsa o da karşıdaki benim oğlum. O tüy dökümünde şu an bağışıklık sistemi biraz zayıf olabilir. İnşallah ona bir şey olmaz. Buradaki kuşlarımızı zaten sahiplendirdik. Onlarda bir şey yok. Biraz daha bakalım arkadaşlar. Belki çiftleşme de olmuş olabiliriz diğer kuşlarımıza bakarken. Eğer herhangi bir çiftleşme olursa ben video kapağına bunların resmini çekip atabilirim. Bunlarda da bir kurulaşma var, gördüğünüz gibi hareketlenme. Tentek sol. Bunların tedavisi devam ediyor. Kendileri beslenemiyor. Ben besliyorum şu an. Dışkıları simsiyahtı dediğim gibi. Şu mavinin özellikle şu an dışkısı değişti. Şöyle bir hal aldı. Rengi falan değişmeye başladı. Bunlara da artık hangi ilacı vereceğimi şaşırdığım için 3 tane ilacı karıştırıp verdim bugün mamalarına. Kendileri yemediği için. Karıştırdığım ilaçları hemen şöyle göstereyim ben size arkadaşlar. Bir de şu. Glukan karıştırdım. Çok az bir miktarda koydum. Bir damla mikrostatin koydum. Hani bu tetanoz içinden bir mercimek tanesi birbirinde koyuyorduk ya, onun yarısı kadar koydum bu sefer. Şöyle mama yaptım arkadaşlar. Bu mamanın içerisine 3 ilacın üçünden de koydum. Hangisi iyi gelir bilemiyorum. İnternette gördüm, bir tanesi 3 ilacı birden karıştırıp vermişti. Bu sefer de öyle deneyelim dedim. Bilmiyorum. İnşallah, umarım Allah'ın izniyle iyi gelir. Temennimiz o. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar, böylelikle videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, kendinize iyi bakmayı unutmuyoruz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın arkadaşlar.